son derece yoğun bir mesaiyle takip eden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na soralım hattımızda. Hoş geldiniz Canan Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Yavuz Bey. Teşekkür ederiz. Bekliyor muydunuz bugün bir başvuruyu? Çünkü o zamanlamayla ilgili de hukukçular arasında bile tartışma var. Bitti diyen evet. var, bittikten sonra yapılması gerekli diyen var, Maltepe beklenmeli diyen var. AK evet. Parti de kendi açısından açıklamasını yaptı. Şimdi yaptı ama ben burada şu anda verdikleri dilekçe önümde olarak başka bir şey söyleyeyim. Bu tartışmalara girmeyeceğim, hukukçuların tartışmasına ama. Şimdi dilekçenin şu anda başlangıcında konu olarak olağanüstü itiraz belirtilmiş. Dilekçenin sonunda da birazdan belki detaylarını konuşuruz. Tam kanunsuzluk nedeniyle seçimin iptali istenmiş. Eğer dilekçenin başında konu kısmına yazdıkları olağanüstü itiraz kısmını kabul edecek olursak eğer, normalde aslında hukukçuların da söylediği gibi ilk birleştirme tutanağından itibaren olağanüstü itiraz süreleri ortadan kalkmıştır. Ancak olağanüstü itiraz yarın oluşturulacak olan il birleştirme tutanağından sonra yapılabilir. Ama tam kanunsuzluk nedeniyle başvuracaklardıysa onun içinde herhangi bir süreye gerek yok. Her zaman kanunsuzluğu tespit ettiğiniz anda bu yasada süreyle tanımlanmamış ve kısıtlanmamıştır. İstedikleri an başvurabilirler. Yani buradan ben elbette hukukçu değilim, bir hukuksal yorum yapmayacağım ama siyasi olarak ancak şöyle bir çıkarımda bulunabilirim. Hakikaten kafaları karışık çünkü dilekçenin başındakiyle sonundaki şeyler farklı. Daha da bugün neden yapıldı kısmına gelince sanıyorum Maltepe'de o kadar uzatmaya çalıştıkları süreci bir şekilde bu gece biteceğini görünce apar topar biz acaba ne yapsak da bu süreci biraz daha farklı yönetsek diye düşünüp herhalde bir panik haliyle biraz da düşünülmeden ve birçok şekilde de çalışılmadan, hazırlanılmadan verilmiş bir itiraz dilekçesi. Birkaç bavulla gittiğini gördük Alişan evet. Yavuz'un Yüksek Seçim Kurulu'na. Orada evet. deliller olduğunu söyledi. Çok detaylı bir açıklama yapmadı. Yarın o delillerin çoğunu sizinle paylaşacağım. Saat 10.30'da basın toplantısı yapacağız dedi. Ama evet. bir bölümünü aktardı. O aktardığı bölümlerde herhalde bir büyükçekmece var. Üzerine çok konuşuldu ve büyükçekmece ile ilgili YSK'nın vereceği karar artık bekleniyor. Evet. Yani orada kimin ne yaptığından ziyade. Sadece büyükçekmeceden ziyade şimdi bavulların içinde olanları listeledikleri için yine önümdeki listeden göreyim. Şimdi bu seçim şöyle bir cümle var örneğin. Seçim sonuçlarıyla ilgili kamuoyunda şüphe ve endişe uyandıracak şekilde maddi hatalar ve usulsüzlükler yapılmıştır diyerek devamında işte o bavullarda olanlar sıralanmış. Şimdi şunun altını çizmek lazım. Şimdi her seçimde maddi hatalar olur. Zaten bu maddi hataların düzeltilme sonucu da süreci de bundan dolayı olur. Hani olmasa keşke ama bu zaten tanımlanmış bir durumdur. Usulsüzlükler varsa bu usulsüzlükleri yapan her kimse... Bakın çok net söylüyorum, her kimse bu usulsüzlüklerle ilgili cezalandırılır ama bir şeyi ayırt etmek lazım. Usulsüzlükle kanunsuzluk tamamen farklı kavramlardır ve seçim iptali için gerekli olan şey kanunsuzluktur. Bu kanunda nerede tarif ediliyor? 298 sayılı kanunun 7 ve 8. maddesinde. Yani tam kanunsuzluk nedeniyle seçimin nasıl ve ne şekilde iptal edileceği çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Bu adaya bağlı bir takım unsurlar veya tam kanunsuzluk mesela sebebi Türk vatandaşı değilse örneğin, aday. Evet, Türk vatandaşı değilse, oy kullanmışsa veya kısıtlı seçmen diye tarif ettiğimiz kişiler oy kullandırtırılmışsa ve bu seçim sonucunu etkileyecekse eğer bu tam kanunsuzluk gerekçesi. Mesela burada kısıtlı seçmene oy kullandırıldı diyor listelerde mahkumlar var diyor Ali Sarp. Şimdi bakın listelerde isimlerin olması olmamasından bağımsız oy kullandırtırılmışsa ve seçim sonucunu etkileyecekse bu kesinlikle tam kanunsuzluktur. Ama dilekçelerinde sadece iddialar, oyların tamamı sayılsaydı böyle olacaktı, şu şöyle olsaydı böyle olacaktı, bununla ilgili korkunç şüphelerimiz var, kamuoyunda endişe yaratacak gibi böyle hiçbir hukuki dayanağı olmayan muğlak ve kendi şüpheleri, yani kendi şüpheleri de demeyeyim, yani oluşturmak istedikleri bir şüphe üzerinden hiçbir somut dayanağı olmayan bir dilekçe verilmiş. Şunu ifade edeyim, örneğin
maddi hataların düzeltilmesi sürecinde yapılan işlemler bu dilekçede alt alta sıralanmış. Örneğin denilmiş ki şu numaralı sandıkta işte AKP'nin oyu şu kadar yazılmıştı, biz bunu düzelttik ve bu düzeltmelerde veya geçersiz oyların sayımında işte %85 AKP lehine oy çıkmıştır. Evet. O da %85 midir onu da baktıracağım ayrı konu da çıkmıştır. Bu çok ciddi bir şüphe doğurmaktadır, seçim iptalini gerektirir. Yani bunu şöyle söyleyeceğim, inanın Yavuz Bey, kargalar bile güler. Bakın biz niye geçersiz oylarda daha çok AKP'nin lehine oy çıktığını kendi ajanslarının vur mühürü AKP logosuna diyerek kampanya yapmasıyla açıklamışken efendim daha fazla geçersizlerde AKP'ye oy çıktı, şüpheli bir durumdur, iptal edelim. Kanunsuzluğu tarifleyen dilekçelerinde hiçbir şey yok ve bu dilekçeyle de kendileri de apar topar verdikleri için herhalde bulabildiklerini oraya bulabildiklerini ve ne yazık ki söylüyorum uydurabildiklerini alt alta sıralayarak panik halde bir dilekçe vermişler. Eksik veya fazla olan sayı diyor kayıp oylarla ilgili 25 bin kadar diyor. Buna bir dilekçede öyle bir şey yok. Dilekçede şu var. Kimi sayım döküm cetvellerinde imza olmadı. Şöyle imza olması evet lazımdır. İmzanın olmaması usulsüzlüktür ama kanunsuzluk değildir. Veya orada AKP'nin işte ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de var. Onlar elbette kendi açılarından baktığı için kendi örneklerini vermişler. İşte geçersiz oylar sayılırken bir tane geçersiz oyların gerekçesi yazılmamıştır deniliyor. Siz sandık başında geçersiz oylara itiraz etmeden bütün geçersiz oyları saydırıyorsunuz ama geçersiz oyların gerekçesi yazılmamıştır diye bunu tam kanunsuzluğa sokup seçim iptal isteyemezsiniz. Yani usulsüzlükle kanunsuzluğu ayırmak lazım. Birbirine çok karışmış farklı durumda diyorsun. Peki bu sandık kurulları da çok konuşuluyor. Orada benim az önce İYİ Parti'nin YSK temsilcisiyle de konuştuk ama 62.460 kişinin 19.000'i kamu görevlileri arasından seçilmemiştir diyor. Efendim şimdi, sandık görevlilerini kim seçti? Cumhuriyet Halk Partisi mi seçti? Sandık kurullarını kim seçmiştir? Herhalde vali, kaymakam, İl Seçim Kurulu, hakim diye düşünüyorum. O zaman bunu bu şekilde kim seçtiyse bu konudan dolayı yaptığı usulsüzlükten dolayı cezalandırılır, cezasını alır ama bu da seçim iptali için kanunsuzluk tarifinde girmez. Öyle şeyler duydum ki bugün iktidara yakın televizyonlarda Cumhuriyet Halk Partisi işte bugünün meselesi değil, aylardır bununla ilgili çalışıyor ve bu adamları buraya o yerleştirdi gibi. Vallahi şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet şaşırdım yani performansınıza, doğrusunu söylemek gerekirse. Vallahi duydukça ben de şaşırıyorum, açık söyleyeyim. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi iktidardaymış da devletin bütün kurumları Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimindeymiş ve bunlara karar veriyormuş gibi bir algı oluşturmaya da çalışılıyor. Yani bunu ben açıklama yapmaya bile gerek duymuyorum. Bakın ilçe seçim müdürleri, bütün resmi kurumlar şu anda AKP'ye bağlı. Ve bunları yapan Cumhuriyet Halk Partisi nasıl olabilir sorusunu bir kez daha gülerek tekrarlayalım bence. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok özür dilerim. Buyurun. Bu süreçte yaptığı çok şey var ama en önemli şeyi size söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da bu süreçte İstanbul halkına söz verdi. Ve örgütüyle beraber o sandık başlarına yerleştirdiği görevlileriyle herkesin oyuna sahip çıkmak için orada o sorumlulukla bulundu. Ve ben şu ana kadar olanlardan görüyorum ki bizim aklımıza hiç gelmeyen ve gelmeyecek olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aklına gelmeyen ve gelmeyecek olan o kadar çok şeyi düşünüp gündeme getiriyorlar ki bu defa geçmişe dönüp gidiyorum. Demek ki bütün seçimlerde bunları yapmışlar ki bu seçimlerin, geçmiş seçimlerin de sonucunu ne yazık ki böyle kazanmışlar. Biz bu defa yerel seçimlerde bu yaptıklarının yapılmasının önüne geçtik. Onlar kadar siyasetin dilini kirletmek istemediğim için hani bir daha fazlasını söylemiyorum. Oyları mesela, evet, çaldırtmadık demeyi ayıp sayıyorum ama bu noktaya artık getiriyorlar. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesini istiyor sanıyorum AK Parti. Evet. Yani böyle bir usulsüzlük iddiası varsa genelde ilçeleri bağlayan bir şey değil mi bu?
Şöyle söyleyeyim, madem dediklerini bu kadar yaptığımızı hani varsayalım, madem dediğini yaptı, yani biz niye sadece İstanbul Büyükşehir yapalım? İstanbul 39 ilçesinde, öyle değil mi? Evet. Şu anda 14 belediyemiz var, 25 belediyemiz de kaybetmiş durumdayız. Yani o yüzden sadece İstanbul Büyükşehir'in yenilenmesini istemeleri bile, çok net söylüyorum, o sandıkta kaybettiklerini kabullenmemelerinden kaynaklı. Yoksa hiçbir yasa, hukuk ya da izanla açıklanır bir tarafı yok. Peki şimdi yeni bir açıklama var AK Parti'den. Diyorlar ki itirazlar sonuçlanmadan mazbata verilmemesi için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptık. Hemen şunu söyleyeyim. Bir kere mazbata ile ilgili 1 Nisan sabahından itibaren mazbatası zaten verilmiş olmalıydı. Bu konuda da yasa çok açık. Bakın yasa... İl Seçim Kurulu birleştirme tutanağı oluşturulduğu andan itibaren mazbatanın verilebileceğini tarifliyor. Bugüne kadar Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası şu anda gasp edilmiş durumdadır. Siyasi iradenin seçim kurullarına yaptığı baskı nedeniyle. O yüzden bugüne kadar verilmemiş olması hak gaspıdır. İtiraz süreçlerinin devam ediyor olması da mazbataların verilmesine engel bir durum değildir. O yüzden bu başvuruların da hiçbir anlamı yoktur. Burada da şunu ifade edeyim. 1 Nisan tarihinde verilmesi gerekirdi, verilmedi. Denildi ki sayımlar bitsin, ondan sonra birleştirme tutanakları oluşturulacak, o zaman vereceğiz. Doğru değil ama hadi dedik, sayımlar bitsin. Sayımları uzatmaya çalıştılar. Maltepe'de olanları eminim sizler de, sizle bizleri dinleyenler de yakından takip ediyorlar. Anladım. Hadi dedik, Maltepe'deki sayımlar bitsin. Akşam tam Maltepe'de sayımlar bitecek ve mazbata denildi ya, sayımlar bittikten sonra vereceğiz diye. Şimdi bu çıktı, şimdi de mazbata verilmemeli. Mazbatanın verilip verilmemesi da ne zaman verilip verileceği kanunda çok net ifade edilmişken bu tip şeylerle yine süreci uzatmaya çalışıyorlar. Mazbata 1 Nisan tarihinde verilmiş olmalıydı. Ama şimdi İl Seçim Kurulu'na yapılan bu başvurudan sonra olağanüstü itiraz beklenecek kararı çıkarsa ne olacak Canan Hanım? Çıkmayacaktır. Çıkmaması lazım. Çünkü ben hala bu memlekette siyasi iradenin baskısıyla değil, hukuksal nosyonuyla, aklıyla, vicdanıyla ve halkın iradesine saygı duyan devletin görevlileri olduğunu düşünüyorum. Bakın devletin kurumları da bu şekilde ne yazık ki siyasi iradenin baskısıyla görevlerinin dışında, yani hukuki olmayan işler yaptırılmaya zorlanılıyor. Hatta ben bugün bunu bir hem İstanbul İl Başkanı olarak hem de kişisel olarak şu ana kadar YSK'ya, il seçim kurullarına yalan yanlış beyanda bulunarak yanlış bilgiyle yönlendirmeye çalışan siyasetçiler hakkında suç duyurusunda bulundum. Ve bunu inanın siyasi sorumluluğum gereği değil, vatandaşlık sorumluluğumla yaptım. Yani biz burada bu süreci bu şekilde takip edeceğiz ve halkın iradesinin hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde yok sayılarak yalan yanlış iddialarla ve hukukun YSK'ya yapılan baskılarla yok sayılmasını kabul etmeyeceğiz ve ben bu konuda da YSK'nın da aklı selim bir karar vereceğine hem inanmak istiyorum hem de inanıyorum. Çok yaygın bir şekilde seçimlerin yenileneceği de konuşuluyor. Elbette sizin kulağınıza da geliyordur. Hiç B planınız yok mu? Şöyle şeyler söyleniyor mesela. Yeniden seçim olsa işte Ekrem İmamoğlu 5 puan fark artar, atar. İşte ilçelerde şöyle olur, orada böyle olur, burada böyle olur diye söylentiler de var. Mesele o değil Zohan. Mesele şimdi seçimlerin yenilenmesi meselesi değil. Seçimler yenilendi. Ekrem İmamoğlu o kadar fark attı ya da Cumhuriyet Halk Partisi 14 belediyeden 20 belediyeye çıktı meselesi değil. Seçimlerin halkın iradesini yok sayacak bir anlayışın biz kesinlikle karşısındayız. Bu kadar net söylüyorum. Ben hep söylüyorum, bir sonraki seçimler 5 sene sonra. 5 sene muhalefet etsinler, vatandaşla kırdıkları gönül bağlarını yeniden tamir etsinler. Biz de 5 sene yöneteceğiz, yönetelim. Vatandaş belki 5 sene sonra yeniden AKP'yi sandıktan çıkarır. Onun dışında hiçbir alternatifi kabul etmiyorum. Vatandaşın iradesine saygısızlık yapılmasını kabul etmediğim için. B planı yok diyorsunuz bu sözlerinizden, bunu anlıyorum. Kesinlikle olmamalı diyorum. Şimdi planlar hep olur
Ama yaklaşım net bir şekilde budur. Pekala, kolay gelsin diyelim. Yine takip edeceğiz. Bilmiyorum, bir ara bitsin istiyoruz artık biz de. Başka konuları da konuşalım istiyoruz. Vatandaş doğrusu. Hakikaten çok sıkıldı. Evet. İnanın şu 14 gündür bizlerin, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün yöneticilerinin enerjisini şu vatandaşa hizmet için, etmek için kullansaydık İstanbul rahat nefes almaya 14 gün öncesinden başlamış olacaklardı. Kendi koltuklarını koruma adına vatandaşı bu kadar mağdur bence etmesinler. Umarım oralarda da geç de olsa aklı selim galip gelir ya da hakim olur. Kolay gelsin Canan Hanım. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu durumlarını aktardı.